Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir seriye, yeni bir oyuna hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Cities: Skylines oyunundayız şu anda. Yeni bir şehir kurma oyunu. Yeni bir derken yani seri olarak yeni oyun yeni değil, bayağı bir eski oyun aslında, bayağı önce çıkan bir oyun. Ee, çok sevdiğim bir oyun aslında. Bayağıdır e, oynamıyordum. Yani bir göz atayım dedim. Biraz oynadıktan sonra dedim neden videosunu çekmiyoruz. O şekilde bir video olaylarına girişelim dedim. İşte ne kadar uzun seri olur bilmiyorum ama başlangıcını videoda devamını yayınlarda yapmayı düşündüğüm bir seri. Çünkü yayınlarda çok daha güzel akıcı gideceğini düşündüğüm bir oyun. Ee, bazı yapan kanallar var. Eskiden çok fazla Stis Skylands çeken kanallar vardı işte. Ee, onlar birazcık kötü gidişat sergilemeye başlıyorlar artık oyundan kaynaklı mı bilmiyorum ama. Hani çok fazla da atmıyorlar artık şu an video en azından bu oyunla alakalı atmıyorlar. Onun dışında daha çok atan video var. Mesela Mafolduk TV isimli bir kanal var. Bir tane abimiz gayet güzel bir şekilde oynuyor. Yani saatlerce oynuyor. Ve yayınlarda, videolarda paylaşıyor onu. Ben de gayet severek izliyorum. Yani denk geldiğimde bazen video olarak denk geliyorum. Bazen yayınlarına denk geliyorum. İzlemeye çalışıyorum vakit buldukça. Güzel bir oyun. Şehir kurma oyunu tamamen kendi aklınızdan geçenleri hayal gücünüze bağlı bir yerleşim kurabiliyorsunuz doğal kaynaklar vesaire var. Şu an göremeyeceğiz ama daha sonra göstereceğim doğal kaynak vesaire olaylarını bilmeyenler varsa diye. E, o şekilde güzel bir gelişim sağlayabiliyorsunuz. E hava yolu, karayolu, deniz yolu ve tren yolu var şu an bu haritada. Tren yolunu göremedim ben ama e, muhtemelen e, görmediğimiz bir kısımda mı acaba diye düşünüyorum. E, ama var gibi diye görünüyordu yani en son ayarlardayken. E, muhtemelen vardır. Yoksa bile herhangi bir sıkıntı yok. Çok da gerek yok yani tren yoluna. Yani deniz ulaşımı olsun, hava ulaşımı olsun bizim için şimdi de yeterli. Zaten e, hani olur da seversek e, güzel akıcı olursa oyun, yani bizim için açımızdan e, daha farklı dünyalar, daha farklı haritalar yapabiliriz. Türkiye'den haritalar yapabiliriz. İstanbul, Kocaeli haritası, İsviçre var işte. Ankara haritası falan da vardı galiba o tarz harita olaylarına girişiriz. Oyunu Türkçe yamasını kurdum. Tabi bazı kısımlarda bazı modlarla alakalı Türkçe sıkıntılar var. E onlara da bakacağız. Şimdi anarşi modu vesaire var. Bazı modlar var. O, biraz daha düzenlemeler yapacağız modlarla alakalı. Hangisi işimize yarar hangisi yaramaz diye. E, giriş çıkışlar yapacağız modlarla alakalı. Şimdi öncelikle şöyle küçücük bir yol yapıp ben e, tek yön yolun aktif olmasını sağlayacağım. Hemen ve hızlı şekilde başlayalım olaylarımıza. 70 bin paramız var. E, oyunun sesini bir tık kısarsam seçenekler bir tık kısarsak çok daha güzel olur. Efektleri de kısalım. Aynen. E, oyunun dediğim gibi 70 bin parayla başladık. Nüfusumuzu arttırarak insanların şehire gelmesini sağlayarak yerleşim yerleri yaparak insanların vergilerle işte iş yerlerinden kazançlarla paramızı arttırmaya çalışacağız. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Güzel bir yerliği sergileyebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz bunu. Ee, şimdi daire bir şey yapmamız buraya güzel olabilir aslında ama hani birazcık da pahalı bu aslında. Ee, başlangıçtan yapsak mı diyorum. Acaba yapsak mı? Yapalım ya. Hatta nasıl yapalım biliyor musunuz onu? Hani simetri olayına dikkat etmemiz açısından. Şu, şu yolu çekelim buradan bunu çekelim ondan sonra şu daireyi eğer bağlayabiliyorsak şöyle tam ortaya bağlamak istiyorum ben bunu nasıl yapabiliriz şöyle kontrolle falan da kurcalayamıyorduk galiba bunu aynen tam şöyle göz hizasıyla koyup ondan sonra bağlamaya çalışacağım sanırım bu şekilde güzel gibi duruyor değil mi aynen bu şekilde koyalım daha sonra buraya yıkacağız ee, tek yön yollarımıza devam edeceğiz. Hemen hızlı bir şekilde bu şekilde bırakacağız. Ondan sonra bunu buraya bırakacağız. Hemen şu geliştirme upgrade olayını alıp sağ klikle bu yönü değiştiririz, Bu yolun yönünü değiştireceğiz. Oynamayı biliyorum oyunu. Ee, tabii kendi, eğer oynay oynayanlar varsa City Skylands. E, kendi önerileriniz de varsa onları paylaşırsanız daha güzel olur. Oynamayı biliyorum derken hani tabi e, tabii farklı... E, işte kısa sürede para geliştirme vesaire muhabbetleri var. Kolay yönden kazanma yöntemleri var o tarz bir bilgi değil bu. Hani işte suyun gerekli olduğunu, elektriğin gerekli olduğunu işte gelir giderden iyisini düzgün kurma vesaire derken o tarz şeylere dikkat etmeye çalışacağım. şimdi öncelikle yerleşim yerlerimizi yapmadan birkaç tane modu eksik ben almadım bazı modları. Onları satın almak lazım. DLC'leri almak lazım aslında. Sıcak su vesaire olayları kış haritalarında işimize yarayabilir. Veya kış haritası, kış haritası var mı bende şu an bilmiyorum. Ee, orada olabilir siyah şey sıcak su muhabbeti bilmiyorum bakacağım onlara da. Şimdi bir tane şöyle koyalım. Suyun akış yönünü görmemizin sebebi şu kirli su ya atık su tahliye borusunu bu yönde yapmamız lazım. Eğer e, şuraya yaparsak her buradan e, şu gördüğünüz yerden su akacak. Böylelikle buraya gelecek bu suyu kirletmiş olacak temiz suyu. E, o yüzden tamamen sıkıntılı bir durum. Çok da yakın yapmayın bunları. Hani bazen suyun yönü falan değişiyor. Suyun yönü değiştiğinde bunun kontrolünü sağlayabilmeniz gerekiyor. Tabii bir de atık su temizleme şeyi var şurada mesela su arıtma tesisi. Su arıtma tesislerini bu aralara koyarsanız eğer suyun arınmasını sağlayabilirsiniz. En azından herhangi bir sıkıntı olduğunda o çözümü o onu çözüme kavuşturabilirsiniz kısacası öyle söyleyelim. Şimdi elektrik olayında da başlangıçta ben bir tane şuraya ortaya koyacağım çünkü ikisini de görmek istiyorum. İkisine de fazla e, tel kullanmak istemiyorum elektrik hattı. Ya bu şekilde elektriklerimizi vermiş olacağız. Şehir yerleşimimizi Hızlı bir şekilde şehir yerleşimi yapmak istiyorum ama e, tabii düzenli de olmasını istiyorum aslında bir bakıma düzenli olması açısından da e, öncelikle şehir yerleşimimizi ben buraya koyalım. Hep oynarken şöyle kuruyordum ben e, şehiri sol tarafa doğru kurardım, i̇şte sağ tarafa sanayi vesaire kurardım. Ama buradaki harita şeklimize göre yani şehrin girişine göre e, birazcık mümkün değil bu. Sol tarafa çok fazla açılmamız gerekiyor, işte şurayı satın almamız gerekiyor. O yüzden şimdilik e, daha doğrusu bu serimizde buraya doğru yapalım. Ondan sonra sanayi olaylarında bu tarafa yaparız. İşte bu tarafları falan yaparız. O şekilde devam ettiririz. Ee, yol olarak şöyle bir şey kullanacağım. Ee, Şş bir sen Steam şeyini logosuna basmaya gerek yok. Dört şeritli yol kullanırsak, eğer şöyle bir güzellik olabilir burada. Ee, bu ana hat olacak. Yani otoban tarzı değil de işte 4 yol mu diyebiliriz aslında buna. Ee, dört yol da denmez aslında. İşte ana yol diyebiliriz aslında değil mi? Ana yol denilebilir aynen buna. Hatta şöyle bir şey de uygulamak istiyorum ben buralara. Ee, bu döner kavşağımızı dört yol şeklinde çevirmiş olalım. Gayet güzel bir şekilde giriş çıkışları olsun. Ondan sonra ben şu ışıkları kaldırmak istiyorum. Trafik olmasını istemiyorum buralarda. Bayağı bir sıkıntılı oluyor trafikler çünkü. Ee, daha sonra bu yolumuzu birazcık da şöyle devam ettireyim. Çok da fazla para harcamak istemiyorum başlangıç için. Herhangi bir sıkıntıya düşmemiz açısından. Daha sonra da şöyle bir şey yapacağız şimdi. Bu ana yol ya. Ana yol üzerinde ne olur? Dükkanlar vesaire olur. Biz dükkanlarımızı gene yapacağız tabii ki. Şöyle birazcık girelim. Ee, kaç U bu? 35 U girsek. 40 U girelim. Aynen 40 U girelim. Ee, 40 U girerse gayet güzel olur. Ondan sonra buraya da 40 U gireceğiz. Hatta şöyle birleştirelim. Buradan da şöyle biraz daha çekelim. Bir 50 U buraya doğru çektik toplamda. 40'u devam bu şekilde. Aralardan bir artan daha yol geçeceğim ki hani aşırı adamlar işte şuraya giren adam tekrar buradan çıkmak için tam tur dönmesin. Aralarda da yollarımız olsun. Tek yön yol yapar, yapmayı düşünüyorum aralarda da. İşte tek yönlük sokaklar vesaire yapacağız. O şekilde gayet güzel olur diye düşünüyorum. E, onun dışına şöyle bir güzellik yapmayı düşünüyorum. Hani zaten City Skylines oynayan herkesin yaptığı bir şey bu. Ee, çeşitli değişiklikler, isim değişiklikleri yapabiliyoruz buralarda. Şu an buralarda açılmış bir şey gözükmüyor ama modla mı açıyorduk acaba onu? Veya şehir başladıktan sonra mı isim vermeye başlayacak? Ee, ya da şuraya veriliyor. Aynen şuraya verilmiş mesela. Sesi Gür Sokağı. Atıyorum buraya herhangi birinin ismini yazacağız. Şimdilik mesela AOF'de tek sokağı yazalım buraya. Daha sonra değiştiririz zaten. Kendimize ana yol sokağı adı falan veririz. ona ayarlarız daha sonra. Sıkıntı yok. Bu şekilde buraya yerleşim yeri yapacağız. Şimdi 40 u yaptık ya biz burayı 40 u yapmıştık gördüğünüz gibi şu mesafeyi 20'er u'dan tekrar çekeceğiz buralardan sola doğru yollarımızı Şuralardan çekeceğiz işte. Şöyle tek yön yaparsak nasıl? olur? Tek çift yön yapalım ya tek şerit çift yön. Daha doğrusu iki şerit gidiş gelişli yollar yapacağız buraya. Şu şekilde aralardan da geçmiş olduk. Ondan sonra şuradan 4 bloğu şöyle ayıracağız. Nasıl yapalım onu? 1 2 3 4 şöyle buralara artık şey yapacağız. Yerleşim yerleri yapacağız. Şu 4 bloda normal dükkan iş yerlerini koymuş olacağız. Şunu hatta birazdan vereceğim. Birazdan yaparsak çok daha iyi olur onu. Ondan sonra suyumuzu şöyle yol hizasından çektiğimizde bu şekilde dümdüz gidebiliyor. O da güzel bir özellik. Oyunun kendi özelliğiydi galiba. Modla alakalı bir şey değildi. Şöyle sularımızı çekelim. Aynen. Düzgün olmasını istiyorum başlangıçtaki. Daha sonra sıkıntılar yaşamayalım şehrimizle alakalı. Daha sonra şuraya çektik güzel bir şekilde. Elektriğimizi de şuradan verelim şuraya doğru. Şuraya doğru versek şuralarda bir yerleşim başladan olay başlamış olacak. Evet şimdi hazırız yerleşim açısından her şeyimiz hazır. Şu anda 3'e basıyorum hızlandırılmış bir şekilde. Hatta 1 ile başlayalım. Kendim normalde 3 ile falan oynuyorum da. Bir yerden sonra zaten yavaşlar illaki oyun aşırı büyüdüğünde şehir yavaşlıyor yani hızlandırma pek bir anlamı kalmıyor. Ben de elektriği verdiğim yerden başlamasını istediğim için gayet güzel bir şekilde bir ile başlamamızda bir sıkıntı olmaz. Güzel bir şekilde yerleşimin yükselişini izleyelim. Dünyamızın adı haritamızın bölgemizin adı OFD tek diyarı olarak geçiyor. Herkes buralara yerleşebilir yerleşmek isteyenler kanala yorum yorum olarak bırakın video altına videoyu muhtemelen yarın paylaşırım. Bugün şu anda çekim yapadım. Gün salı günü. Çarşamba günü falan paylaşırız bunun videosunu. Çarşamba veya perşembe e, yorum olarak atarsanız işte ben şu sokağı almak istiyorum veya şu evi istiyorum diye e, söylerseniz eğer eklemeler yaparız. Discord üzerinden de yazabilirsiniz bunu. Yayınlarda oynayacağımız için yayınlarda da söyleyebilirsiniz gayet güzel bir şekilde yerleşim olaylarını hallederiz hep beraber. Şimdi bunlar elektrik ile alakalı sıkıntı yaşıyor. Keşke alsaydınız ama Evet maalesef yaşadılar. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Şuraya şuradan elektriği alalım. Aynen. Oradan artık elektriği vermiş olacağız şimdi hemen hızlı bir şekilde. Evet halletti galiba şu anda. Güzel halledildi. Elektrik olayı halledildi. Nüfus atladıkça bazı seviyeler geliyor. Seviyeler geldikçe buradaki gördüğünüz siyah kısımlar açılacak başarımlar kapalı olarak başladım ben. Başarımları nüfuslarımız nüfusumuz çoğaldıkça hep beraber yaşayacağız, birlikte yaşayacağız. O yüzden o şekilde ilerlemek daha güzel olacaktır diye düşündüm. Ee, onun dışında dükkan olayları birazcık ses yapabiliyor tabii ki. Ee, Sessi görebilecek miyiz peki şuradan? Yok maalesef şu an göremiyoruz ama ses yapabiliyor dükkan olayları veya işte bu tarz büyük yollar ses yapabiliyor, gürültü yapabiliyor. Ama e, baş, buralarda küçük fazla dükkan olmayacağı için çok da fazla sıkıntı olmaz arkaya doğru. O yüzden herhangi bir problem yok. E onun dışında ben bazı modlar indirmek istiyorum. İşte yolların bağlantılarını vesaire belirleyeceğimiz modlar var. O tarz modları tekrardan kuracağım. Bende vardı ama işte silinmiş mi ne olduysa bozulmuş o. O yüzden şu anda o mod yok maalesef. Bu şekilde yavaş yavaş yerleşimimiz artıyor. Yerleşim arttıkça yerleşim yerleri açıldıkça daha doğrusu evler yapıldıkça yeni iş alanları, yeni istekler başlıyor insanlarda. Mesela dükkan Ticari bölge isteği başlamış. Birazcık sanayi isteği başlamış. Aynı seviyede de yeni evler isteği var. Şu an dükkan yaparsak ufaktan biraz başlamaya başlayacak yapılmaya dükkanlar. Ticari bölgeler. Ee, şöyle yola geçelim. Şu kırmızı ışıkları, şunların kırmızı ışıklarını da kaldırmak istiyorum ben. Hatta geçişlerde herhangi bir şekilde bakmasınlar birbirlerine. Sıkıntı yok. Kapatmaya gerek yok oraları. Şurayı bırakıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor şu anda şehrimiz. Şuranın ışını kapatmıştık, yeri gelmiş. Yanlışla bir daha basmış olabiliriz bilmiyorum. Evet, bu şekilde güzel bir şekilde devam ediyor şu anda şehrimiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Evet, sanayi yükselmeye başladı. Gördüğünüz gibi ticari bölge ufaktan yükselince sanayi ihtiyacı da yükselmeye başladı. İlaç satış mağazası mesela burası. İşte kolay hırdavat ne bileyim genel mağaza veya köşedeki sessiz dükkan mesela. Değişik değişik isimlerle açılıyor dükkanlar kısacası. Elektrik ihtiyacımız yok şu anda. Su ihtiyacımız zaten yok. Sanayi bölgesini nereye yapalım şimdi? Sanayi bölgesini şu tarafa doğru mu yapsak? Hani direkt şehirden gelip çıkabilsinler diye. Aynen sanayi bölgesini oraya doğru yapalım ya. E, şu yolu bir şey yapalım. Bir upgrade yapalım. Ondan sonra normal çekime gelelim. Yolun çekimine. Bu şekilde bir devam ettirelim. Aynen 4800 harcayacağız biraz. Fazla gidiyor gibi ama. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle şu tarafa doğru sanayi olayını girelim hızlı bir şekilde kaç u çıktık peki buraya? 50 u çıkmışız. Biraz yüksek gibi ama olsun, sıkıntı yok. 50 u çıkılabilir yani çok da problem değil. Şöyle bir çevirip ben görerek yapmak istiyorum bunu. Bir tane daha soldan yaparsak aynen. Şöyle tamamlayalım burayı. Sonra bir tane daha yapalım hemen hızlı bir şekilde. Az bir şey sol. Sağ. Bir tık daha sağ. Aynen. Güzel. Bir tane fazla ileri götürdük bunu olmasının istemediğim bir şey yani eşit devam ederse her her şeyi daha iyi olur bu şehir yapılanmasında yani şu an biz bir belediye başkanıyız daha yükseği yok yani bunun belediye başkanı olabilir sadece Stiscallen soyunuda yani bu şekilde şehrimizi geliştirmeye başladık geliştirmeye devam edeceğiz yani büyük bir yerleşim yeri haline gelecek bu işte havalı olacak ondan sonra. Ee, gemi olayı olacak muhtemelen. Şu taraflar açıldığımızda gemi ticareti, gemiyle yolculuk vesaire yapılabilecek. Ee, ulaşım çok fazla da önemli değil aslında. Karadan insan geldiği sürece e, şehre katkı sağlıyorlar yani bir şekilde. Onun dışındaki ulaşım olayları biraz sıkıntılı. Şimdi ben buraya hemen şunu çekmek istiyorum çünkü bayağı bir sıkıntıya sokacak bizi birazdan. Çok fazla paramız kalmadı çünkü. Hemen durdurdum zaten oyunu şöyle suyumuzu çekebilir miyiz? Yok çekemiyoruz. Hatta buraya kadar bile çekemeyeceğiz neredeyse. Yani şu an burayı halledemeyeceğiz bile neredeyse. Şöyle devam ettirebilir miyiz? Yok bunu da devam ettiremiyoruz. Peki nasıl yaparız? Bunun çözümü nedir? Hemen şöyle bir hızlı bir pratik çözüm bulacağız kendimize. Bu çözüm nedir? Şurayı sanayi yapacağız hemen kendimize. Parayı en azından bir tık kazanmak açısından. Hemen burayı sanayi yapacağız. Burada bir yerleşim yeri oluşsun. Hemen sanayi oluşsun. Ufaktan bir para kazanalım sanayiden. Hemen ondan sonra zaten para kazanmaya başladıkça, para kazanmaya devam ettikçe sanayi ihtiyacıyla beraber halletmiş olacağız işimizi. Biraz daha sanayi çekeceğiz. Daha sonra bu sanayi yıkarız zaten. Çok acelesi, önemi yok onun. Sanayi bu tarz yerleşim yerleri yapmak ücretsiz zaten. Herhangi bir para istemiyoruz sizden. Eğer yerleşim yeriniz varsa, yapabileceğiniz yerler varsa Yol kenarları vesaire, yol bu tarz e, araziler belirlediyseniz kendinizi hemen hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şunu kaldıralım hatta, ota orada bir yerleşim yeri olsun istemiyorum şu anda ben. Evet sanayi ufaktan karşıladık, biraz eksi parası düştü buranın kaybettiğimiz para değeri. E, bu da güzel bir haber tabii ki. Artıya geçince zaten şuradaki yerleşimimizi artışmaya başlayacağız ufaktan. Evet şu an herhangi bir sıkıntı yok gibi duruyor. 115'e düştü. Yavaş yavaş artmaya devam ediyor orası. Tabi bir yandan da yerleşim yeri ihtiyacı artıyor. O da güzel bir haber. Evet suyumuz bu şekilde devam ediyor zaten. Suyu oraya kadar çekmemiz güzel olmuş. Sanayi ihtiyacı hemen hemen sıfırlandı. Şimdi de yerleşim yeri ihtiyacı başlıyor ufaktan. Hatta şöyle bir başlatasak mı? Şuraya kadar. Şuraya kadar yapalım ya en azından ufaktan bir yerleşim yeri başlasın orada. Biraz daha fazla para kazanmaya başlayalım. Hatta gördüğünüz gibi kazanılmaya başladı ufaktan paramız. Tabi para kazanıldıkça biz o işi halletmemiz gerekiyor. Elektrik ihtiyacı geliyor bu sefer de. Onu da halledeceğiz şimdi hızlı bir şekilde. Birazcık daha paramız yükselsin. Biraz seviye atladığımızda tabi o seviye atladığımızda da güzel şeyler olacak. Su ihtiyacını biraz düşürdüm. Yani suya harcadığımız masrafları biraz düşürdüm. Yani bu sayede biraz daha fazla artı para kazanalım ki e, elektrik ihtiyacını daha kolay karşılayabilelim. Şu an elektrik bayağı bir sıkıntıya girmeye başladı çünkü. Aynen elektrik sıkıntıya girdi. Nüfusumuzun kaç olması gerekiyor? Ben ona bir bakayım hemen. Nereden bakıyorduk ona? Ha infodan bakıyorduk. Yo. Nereden bakıyorduk? Harbiden bakamadık. Şuradan bakıyorduk? Ha buradan bakıyorsam. 500 nüfusa ulaştığımızda hemen borçlar ve vergiler açılacak. Borçlar açıldığında zaten birazcık borç alır ve işimizi görürüz diye düşünüyorum. 500 nüfusa ulaşmamız lazım tabi onun için. Öncelikle. City ee, Skylines videoları 30 dakika civarlarında olmasını planlıyorum. Yani herhangi bir kesinti koymadan bu şekilde devam ettiririz. Bazı modlar kurduğumuzda işte güzel şehirden e, kareler yakarız bu şekilde. Çekimler yaparız. O tarz devam ederiz. En sonra 50 civarlarında bir nüfusa daha lazım. Bizim için. Tabi bir yandan da paramız artıyor ufaktan. Paranın artması da güzel. Su ihtiyacımız hala yok. Su ihtiyacını biraz daha düşürelim. Paramız daha fazla artsın hızlı bir şekilde. Hatta şöyle şuralara da dükkan açalım biraz. Aynen. Birazcık daha hadi bakalım. 500 olsun nüfus zaten her türlü sorundan kurtulacağız. 500'e kadar biraz sıkıntılar yaşatabiliyor işte. Bir de biz çift yön yol yaptığımız için bu şekilde çift şerit iki gidiş iki geliş tarzında o biraz bizi sıkıntıya soktu ufaktan. Ama birazdan bunu çözmüş olacağız. Nüfus artışı Baş, düşüşü başladı. Bu kötü haber. Düşmesin nüfus, düşmesin. Hızlı bir şekilde atması lazım bizim nüfusumuzun. Evet, 475. Hala bir türlü ayarlayamadık yani nüfus olayını. Elektrik baya bir sıkıntı yani. Keşke şu yolla alakalı bir şey yapsaydık. Hatta şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Şöyle biraz yol satsak. Yol satınca da bir para getirmedi galiba. Ama masrafı düşüyor. Yolun masrafı düşüyor en azından. Ve 500 olduk şu anda. Hayırlı ve uğurlu olsun. Borç ve vergi olaylarına girişebiliyoruz artık. Sıfırladık şu anda bunu. Kapattık. Borçlardan hemen bir borç çekelim. 20 bin. Zaten 40, 20 bin falan da kendisi veriyor da oyun. 44 bin borç oldu güzel bir şekilde. Vergilerimizi 11'e çekeceğiz hemen hızlı bir şekilde. 11, 11. Daha sonra şu çift şerit yola gelelim hemen. Şu çift şerit yolu tekrardan yapalım hızlı bir şekilde. Keşke de yıkmasaydık yani çok da bir katkısı olmadı açıkçası oranın bize ondan sonra burayı 50 yapmıştık değil mi? 50 yaptıysak o zaman 25'ten burayı sollara, sağa sola doğru çekmeye başlayacağız ufaktan. evet. 30'dan mı çeksek ne yapsak? 10 burası. 25 tam şu orta bir yer ama işte tam getiremiyoruz oraya şu an. Şunları bir kapatalım. Evet şunu kapatamadık mı? şimdi kapattık tamamdır. Şimdi olacak sanki. Tam şurası galiba ya. Bir tekrar bakacağım şimdi şuradan. Aynen 25 ya, burası şuradan bir daha bakalım. Aynen 25 tam tam ortasını yakalayabildik. Anarşi modu bayağı bir güzel yani yapamadığınız şeyleri yapmanızı sağlıyor siz sizin için. Yani yapılmayacak yerlere bir şeyler yapmanızı sağlıyor. Oyunun anarşiden de anlayacağınız gibi oyunun sınırları dışına çıkabiliyorsunuz bu sayede. Bayağı bir güzel bir mododa mod yani. Şu kırmızı ışıkları kapatalım hemen. Kapan, kapağın kapan, kapı. Evet, bir bazen basamıyoruz. Evet, şu anda burayı hallettik. Ben buraya taşıyacağım şimdi şu e, sanayi olaylarını. Evet, su buraya şöyle çekeceğiz tabii ki. Daha sonra şöyle çekelim. Hatta şöyle devam ettirin ki buradan rahatça görebilelim bu hizayı. Evet bu şekilde. Gerçi 90 derece olmadı sanki ama ufak bir kayma olduğu gibi ama çok da sıkıntı değil ya. O kadar olur yani. Yapacak bir şey yok ona. Evet şunu yapalım. Hemen ortadan çekelim bunu da. Şuradan bağlayalım. Evet bunu da bu şekilde bağladık mıydı? Gayet güzel oldu şu anda. Elektrik ihtiyacını hemen karşılayalım. Bir tane böyle koyalım. Bir tane daha koyabiliriz hatta. 8 yakalarsak eğer şurada yakalarız. 8 bir tane daha koyduk. Ee, şöyle bir şey yapacağız şimdi. Sanayiyi buraya yaptık ya. Şimdi buranın sanayisini artık kaldıralım. Hemen şöyle izahımızı alalım. Şu Sanayiyi kaldıralım. Evet burası yıkılmaya başlayacak. Diğer tarafa taşınacak sanayi. Buraya ihtiyaç, sanayi ihtiyacı artacak. Buraya doğru yanmaya başlayacaklar hızlı bir şekilde. Ee, biz buraya da elektriğimizi çekelim ama onun yerine şöyle bir şey de yapabiliriz. Hatta bunu yaparsak çok daha mantıklı olur şu an için. Evet bunu koyalım. Su ihtiyacı isteyebilir o belki. İstemeyecek mi? İstemezse daha güzel. İstemedi aynen güzel. O elektriği buranın elektriğini karşılayacaktır tek başına. Daha sonra biz şöyle bir şeye bakmamı istiyorum. Hala elektriği şuradan taşıyamıyoruz. O birazcık sıkıntılı. Onu da halledeceğiz birazdan diye düşünüyorum daha sonra biz şöyle bir şey daha yapalım. Şuraya doğru 40 çıkalım gene. Buralarda yerleşim yeri yapacağız çünkü. Şöyle 40 çıktık. Yani aynı şekilde buraya da 40 çıkalım. Paramız birazcık var şu an. Bir ihtiyacımız yok yani çok fazla paraya şu anda. Hemen hemen hallettik zaten ihtiyacımız olan kısımları. Evet şu anda para birazcık daha bitti. O halledecek ama sıkıntı yok para konusunda. İlla artacak o para. Şöyle bir ya iki üç parseli yerleşim yerini tamamlayalım burayı tamamen su var zaten buraya şeyler yapıldı zaten sanayi ihtiyacı karşılandı buranın su için. Ondan sonra ben şöyle bir şey yapmak istiyorum buraya 4 blokluk yine e, ticari alan dükkan olaylarına girişelim hemen. Buranın da su ihtiyacını şuradan şöyle şuraya doğru götüreceğiz. Daha sonra şuradan bir tane götüreceğiz hemen. Evet gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Kaç dakika olmuş videomuz ona bir bakmak istiyorum. Evet şu an 25 dakika olmuş. Hata ayıklamayla görebildim. F7 basmam gerekiyordu. Hatta birkaç kez daha basacağım. Evet şu anda tamamdır. Problem çözüldü. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Yani 1100 bir gelirimiz var şu anda. 710 nüfusumuz var. Nüfusumuz artıyor çok ufak ufak. Yani sanayi ihtiyacı birazcık daha var. Sanayi ihtiyacı için şu parseli de sanayiye bağlayalım artık. Yavaş yavaş artacak. Endüstri modu, endüstri DLC'si var bende. Çö sanayi DLC'si daha doğrusu. Ee, hiç kullanmadım yani sanayi DLC'sini nasıl yaparız ne yaparız falan diye. Onları da deneyeceğiz hep birlikte. Evet. Ee, polis ihtiyacı var şu anda şehirde. Şu maskelerin gözükmesi polis ihtiyacı ile alakalı. Pardon çöp ihtiyacı ile alakalı. Polis değil o. Çöp ihtiyacımız var. Çöp ihtiyacını da halletmemiz gerekiyor tabii ki. Ee, çöpü ben direkt şehrin gözüken tarafını yapmak istemiyorum aslında ama şu tarafa yapsak diğer tarafı görür mü acaba? Nasıl bir şey yapsak acaba çöp için? Ya da şöyle yapalım daha sonra taşırız ya bunları. Şimdilik mecburiyetten yapmamız gerekiyor yani bu şekilde. Bir tane şuraya biraz da paramız olunca diğer tarafa da yaparız. Evet hızlı bir şekilde şehire de gidiyorlar. Gayet güzel bir şekilde onun gitmesi güzel yani oraya gitmeleri. Evet güzel bir şekilde ilerleyişimiz devam ediyor. Ev ihtiyacı birazcık daha var. Şu iki parseli tamamlayalım elektriği de çekebiliyorsak eğer şuradan çekebiliyor muyuz? Yok maalesef hala buradan alamıyoruz elektriği. Ama şöyle arkadan alsak nasıl olur peki? Şuraya bağlı zaten. Şurayı yok edelim. Daha sonra buraya da parsel, bu parsil de bu yalım hemen yeşile. Ev ihtiyacını tamamlasın. Evet, sağlık ihtiyacının var diyor. Yeni hizmet açıldı diyor sağlıkla alakalı. Onu yapabilirsin diyor ama şu an paramız yok çok fazla. İlerleyişimize devam ediyor hızlı bir şekilde. Bunlar birazcık çevre kirliliğinden vatandaşlar hastalanmış. Hastane lazım ama hastane yok. Ama çöpçüler ufaktan toplamaya başladı. Çalışıyorlar yani çöpçüler. Temizlik işçileri veya öyle diyelim daha doğru olur. Daha güzel olur. Et bin olduğundan sanırım nüfus bin kez daha başarım verecek bize. Ee, bakalım 1000 olunca aynen bir kez daha para gelecek şimdi bir birkaç kişi daha artsın şurası nüfusumuz ve geldi güzel ee, köy köy olduk galiba değil mi şu an aynen köy olduk küçük kasaba haline dönüşmemiz lazım artık Buradan sonra şimdi biz yolumuza devam edelim şuradan hızlı bir şekilde ee, yol ihtiyacı önemli çünkü yollar olmadığında baya bir sıkıntı oluyor oluyor şehrin işi işi evet bu şekilde tamamladık. Ortalardan bölmemiz gerekiyor tabi 20'lerden. 20, 20 U'lardan. Evet şuralardan bu şekilde sola doğru devam edelim. Daha sonra buraların su ihtiyaçlarını karşılayalım. Hemen hızlı bir şekilde. Şuradan da çekersek güzel bir şekilde halletmiş oluruz. Hatta bağlayalım bunları. Su kaçağı yaşamayalım yani. Sağdan soldan sıkıntı yaşamayalım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Şu suyla düzgün bir şekilde bağlayalım buraya. Bunu da bağlayabiliyor muyuz? Heh bağlayabiliyoruz. Burada sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde devam ediyor burası. Şimdi bir sağlık olaylarına girişelim artık ufaktan. Ee, burası hem ticaret hem de sağlık yerlerini yapabileceğimiz güzel noktalar aslında bakarsanız. Ama ben ara sokaklara yapmak istiyorum. İşte şu tarafa yapmak istiyorum mesela. Buradan hizmeti alsınlar. Daha güzel olur. Evet elektrik ihtiyacı olacak burası sizin için tabii ki ama onu da nasıl halledeceğiz? Şu şekilde bir dükkanlarımızı çekelim. Ticari noktalarımızı. 4 değil mi? Yok şurası 4. Şöyle 4. Daha sonra buralara ev ihtiyaçlarını vereceğiz. Şöyle verelim. Şöyle mi versek? Bu şekilde verelim aynen evleri. Bir verelim bu şekilde. Bak buralara da işte okul falan yaparız. Ha, polis karakolu yaparız bu ara sokaklara. Bu tarz bağlantı yerlerine. Evet oraya bağlantımızı hallettik. Hastaneyle alakalı herhangi bir problem yok. Gözükmüyor. Şu anda bağlantıyla alakalı temizlik yerleri çalışıyor. Gayet güzel bir şekilde. ve evet, sağlık sorunu da yok. Şu anda okul falan da yapacağız. Şu an bölge belirleyebiliyoruz. Bu şekilde belirleyelim. Hatta şu şeyle bu şekilde derken şununla belirleyebiliyoruz. Bu şekilde bir belirleyelim. Hatta bir tane ilk bölgemizi belirleyelim. Evet bu şekilde bölgeleri belirleyebiliyoruz. Ya hatta şunu yanlış yaptık biraz. Yoldan çekerseniz eğer bu şekilde düz gidiyor. Tabi birazcık sıkıntılı bir sistemi var bunun. Bazen kaçırabiliyorsunuz yani. Birazcık düzgün kontrol etmeniz lazım mı olsun. Şöyle boğum boğum gidersek nokta nokta. Gayet güzel bir şekilde çekilebiliyor. Hatta şurası yine bir sıkıntıya girdi ufaktan. Aynen şu anda düzgün. İç kısmı da zaten hızlı bir şekilde şöyle boyarsak eğer bu bölgeye bağlı olacak. Burası ilk bir ilk mahallemiz burası. Meşe tepeleri. Buraya falan isimler vereceğiz. işte eğer kanala daha doğrusu videonun altına yorum atarsanız Discord'dan yazarsanız eğer işte şurayı benim olsun, şu bölge benim olsun tarzında. Ee, şu an çok fazla abonemiz olmadığı için, çok fazla etkileşimimiz olmadığı için birden fazla bölgeyi talep edebilirsiniz. Ee, kim ilk istediyse ona veririz diye düşünüyorum. O şekilde ilerleriz. Şimdi bir polis ihtiyacı var tabii ki burada. Polis ihtiyacını da şurayla karşılayalım. Daha sonra okul ihtiyacını karşılayamıyoruz. İtfaiye falan da yapacağız. İtfaiye sığıyor değil mi? Aynen bu şekilde buralara yaparız bu itfaiye olaylarını da. Elektrik ihtiyacımız çok fazla yok. Su ihtiyacımız biraz var. Su ihtiyacını da şöyle artırabiliriz. bütçemizi biraz yükseltirsek eğer su ihtiyacı daha doğrusu su üretimi biraz artmış olacak. Hatta şöyle izleyin. Bakın şuralarda bir yerlerdeydi. Hemen arttı. Tabi bütçeleri arttırmak sizin gelirinizi düşürüyor. Gelir düşünce de eksilere gidebilirsiniz. Ona dikkat etmek lazım. Bütçe yönetimi önemli. Ama doğrudan ekonomi üzerine bir oyun değil tabii ki. Hani işte burada çok iyi bir ekonomi yapmak yapıyorum falan dediğinizde mükemmel bir ekonomi yönetimi sahibi olmuyorsunuz. Yani ekonomiyi çok iyi yönettim diye bir muhabbet çeviremezsiniz. Çünkü doğrudan ekonomi üzerine oyun değil. Evet ihtiyaçlar artıyor sürekli. Bitmiyor daha doğrusu ihtiyaçlar bu şekilde burayı da tamamlayalım. Fazla mı gelir? Yok, verelim. İtfaiye ihtiyacını da karşılayalım bu şekilde. Hatta şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Şu yolu ters çevirelim. Buradan şeyler gelebilsin yani e, kamyonlar. Evet şu anda küçük kasaba seviyesine ulaştık 1600 nüfusla. Gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. İlk bölüm için hızlı bir başlangıç oldu aslında bizim için. E, yerleşim yerlerini tamamladık sayılır. Yani şu anda temelini çıkarttık şehrin. Daha fazla buraya doğru gitmeyeceğiz. Çünkü bir sanayi birleşmesini istemiyorum ben o bölgenin. Hatta şuraya da bir sanayi çekelim son olarak. E, ve bölümümüzün sonuna gelelim ufak ufak artık. Çünkü hızlı bir şekilde bitirmeyelim. Yani seri bitecek neredeyse. Çok da fazla bu şekilde ilerlemenin bir anlamı yok. Evet şu an hemen hemen olaylar tamam. Trafik sorunumuz var mı vesaire onlara bir bakalım hızlı bir şekilde. Evet trafik sorunu gözükmüyor şu anda. Otobanda var orada olur. Onu yapacağımız bir şey yok şu anlık. Evet, çok kurcalayamam otobanı çok fazla. Çünkü ba bayağı pahalı onları yapmak. Evet elektrik ihtiyacı niye başladı orada? Elektrik ihtiyacı anlamsız bir şekilde başladı. Hemen halledelim. Hatta şurayı bağlayabilir miyiz? Oraya bağlayalım. Buradan gitsin oraya elektrik. Evet, Bakalım çözülecek mi o sorun. Aynen çözüldü. Elektrik üretimimiz var ama buradaki üretim burayı karşılamıyordu. Buradaki üretim bayağı bir yüksek olduğu için. E, bu tek başına kaç üretiyor? 40 megawatt üretiyor. E, bunlar tek başına 8 üretiyor. 8, 16, 24 megawatt burada. Sadece tek başına bu 40 megawatt üretiyor. E, o yüzden bunun değeri önemli. Kömür santrali bu tarz yerleri karşılamak için tekli bu tarz şeyler yelpazeler yelkenler yapmak yerine türbün yelpaze yelken ne? Rüzgar türbinleri yapmak yerine bu tarz kömür santralleri daha iyi oluyor, daha eşitsel oluyor. Şimdi ilkokul bir tane ilkokul çıkabiliriz aslında buraya. Artık şuraya yapalım hemen ilkokulumuzu. Bayağı bir yeri karşılıyor zaten. Ee, daha sonra şehrimizi sağa doğru büyütmemiz gerekiyor. Onu da bir sonraki bölümde yapacağız. Burada Space Avastik oyunu durdurduk. Evet bölümümüzün burada sona geldik. City Skylines e, haritasında daha doğrusu dünyasında dünyamızda o e tek diyarında devam edeceğiz. E, 10-15 bölümlük seriler halinde gelebilir bu. Yani farklı e, konseptlerde veya işte daha uzun olabilir, daha kısa olabilir. Duruma göre işte ne kadar iyi gidebilirsek, ne kadar düzgün şehir yapılanmasına sahip olursak o şekilde devam eder. Tabii böyle düz yollar olmayacak sadece. Evet, şekilli mahalleler, değişik mahallelerde yapacağız. Bu şu anda başlangıç için paramızı sağlamak açısından önemliydi bu tarz bir yer yapılanma. O yüzden şimdilik böyle yaptık. Daha sonra daha iyilerini yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda, yeni videolarda, farklı canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.